Bismillahirrahmanirrahim Arapça 5 kitabımıza devam ediyoruz El Vahdetu iki yani ünite 2 Ed dersu Sani 2. ders Nedir ikinci ders? Et -ta Ta'dır Ta'nın yazılışı Hangi Ta? Arapçada iki tane Ta var El Merbudatu Merbuda olan Ta Et Ta'ul Merbudatu Ta'yı merbuta deriz buna. Tay merbuta yani yuvarlak ta. Bir de yuvarlak olmayan ta var. Örneğin tay merbuta derken şunu kastediyoruz. Kelimenin sonunda şu şekilde bulunur. Veya direkt şu şekilde de bulunabilir. Tay merbutanın zıttı nedir? Yani bir de şöyle bir ta var. Hani elif, ba ve de ta dediğimiz. Elif düzündeki üçüncü harf şeklinde yazılan açık ta yani ileri doğru gidip yukarı çıkan ta var. Bir de yuvarlak veya şuradaki gibi yazılan ta'lar var. İşte biz burada sağ tarafta yazmış olduğum her iki ta'yı kastetmekteyiz. İkisine de ta'ya merbuta denilir. Sol tarafta yazılana ise ta'ya merbuta denilmez. Ve daha ne? İkinci ders sadece tay merbutadan mı ibaret? Hayır. Ve ettenvinu ve de tenvin konumuz. Konumuz ne? İkinci ders neyden oluşmaktadır? Tay merbuta ve tenvinden oluşmaktadır. Tenvin nedir? Tenvin herhangi bir harf. Mesela e, x demeyelim biz ne diyelim? Elif harfi veya b harfi olsun. Bu harfin üzerine iki fetha veya iki esre veya üstte yine iki ötre varsa bunlara temin deriz. Temin yani bunlardır. Nedir temin? Bir, iki fethadır. Kelimenin üzerinde yazılan şu işaretlerdir. Yazdım zaten. Veya kelimenin üstünde yazılan, ikinci diyelim birincisi bu, iki yine harfin üstünde yer alan iki ötredir. Böyle de olabilir. Şöyle de yazılabilir yani. İkisi de ötredir sonuçta. İkincisi de buymuş. Buna da tenvin denir. Tenvinin üçüncü kısmı nedir? Harfin altında yer alan iki esre. Öyleyse iki fetha, iki ötre ve iki esre. Bunlara ne denir? Tenvin denir. Tenvin kaça ayrılır? Üç ayrılır. İki üstün. Yani fetha da dersin, üstün de dersin buna. İşte elifle yazdım mesela şu. Baya yazdım bu. Cime de yazabilirsin yani. Ben onu örnek verdim bunlara üstün diyoruz. Bir de ne var? Ötre var. Elif'in üstüne yazmış olduğum şu. Bağın üzerine yazmış olduğum. Cimin de üstüne yazalım. Bunlara ne diyoruz? İki ötre. Herhangi bir harfin altına da yazılabilir. Bunlara da iki esre yine temin olarak adlandırılır. Cimin de altına koyalım. Tabi bir harfte aynı anda hem iki üstün hem iki ötre hem iki esre olur mu? Olmaz. Üçünden biri bulunabilir sadece. Hangisi bulunur? O cümlenin akışına bağlı olarak belirlenir. Bu şimdilik sizin konunuz zaten değil. İstemi' işit, dinle, kulak ver. İlel hivari hivar, parça, diyalog. Ve e'id ve iade et hu onu ve onu tekrarla. Şu parçayı dinle ve tekrarla diyor. Parçayı dinlemek, yani dinletmek diyelim bizden. Merhaben bik, merhaba, 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 bike sana sana merhaba. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin. Mesaul hayri. Hayırlı akşamlar. Mesaun nuri. Hayırlı akşamlar. İkisi de aynı manaya gelmekte. İki numaralı alıştırma. Sayfa 73'teyiz şimdi. Unzur bak sen. Neye bak? İle surati. Resme bak ve teemmel düşün sümme sonra nakış tartış anha bu resme dair kimle birlikte tartışayım ma'a zümelaike arkadaşlarına birlikte ben yani burada tartıştan maksat irdele diyelim fikir yürüt Qittatun kedi demektir bu kişi de gittatun kelimesinin tasına tutmuş Bakıyorsun sondaki taya tutmuş. Neden ona tutmuş? Sonra kelime bütün olarak kırmızı gelirken burası neden mavi olarak gelmiş? Konumuz bu çünkü. Tay merbuta. Dikkat çekmek istemişler. Bir görsel ile. 3. İstemeyen iler kelimat. Kelimeleri işit, dinle. Ve eid ve tekrarla. Ha onu. O derken o kelimeleri yani. Şimdi sonra lahiz mülahaza et. Yani belirt el harfe harfi. Hangi harfi? El ahira sonuncu harfi. Neredeki sonuncu harf? Fil kelimeti kelimede yer alan sonuncu harfi belirt. Ona dikkat kesil. Lahiz mülahaza düşün dikkat çek. Bir qittatun kedi demek. İki betbatun ördek demek. Üç levhatun levha demek panel demek. 4 mülakatun kapalı manasına geliyor. 5 mimsahetun. Mimsaha paspas manasında. 6 seyyaratun otomobil, mevraten bir defa. 8 nafizetun pencere. 9 izzetun izzet şeref demek. E, azze kökünden mastar olur bilenler için. Kuvvet galip gelmek. On, müsaade yardım yardımlaşmak manalarına geliyor. Mana olarak böyle ama konu burada mana değil zaten. Buradaki konu tay merbutayı fark etmek. Şu an okumuş olduğumuz on kelimenin hepsinin de sonuncu harfi nedir? Tay merbutadır. İttatun tay merbuta. Bettatun tay merbuta. Levhatun tay merbuta. Nuleka tay merbuta merbut hepsinin sonu aynı yani tek tek okumaya gerek yok. 4 sil ve sale yesilu sil emri hazır olur. İkinci şahs emirdir yani buluştur, birleştir. Beynen nikati. Nikat noktalar demek. Noktalar arasını birleştir. Yani şurada noktalar var. Noktalar üzerinden kalemle git bakalım ne çıkacak ortaya diyor. Lahiz düşün, dikkat et, bak yani, kitâbetet tâ il merbûdati, i merbutanın yazılışına dikkat kesil, nasıl yazılmış, bak, Lahiz dikkat kesil. Burada ne yazmışlar, burayı müddetün diye okuyabilirsin, başta min var diyebilirsin. Ama bu önemli değil zaten. Önemli olan sonuncu harf yani T'nin nasıl yazıldığı mesele. T nasıl yazılmış burada? Mim yok ben müddet derken mim var mı da okudunuz? Mim yok. Ben varmış gibi okudum. Burada asıl nokta sondaki ta'nın yazılışıdır. Ha T ta nasıl yazılmıştır? Onu şurada canlandırmaya çalışalım. Şimdi mavi oka bakarsak sağdan sağ üstten yani üstten başlıyor sağdan beri sonra doğru bir ok çizilmiş mavi çizmişler ben mavi yazmadım ayrı mesele mavi de yazabilirdik şöyle bir ok var görüyorsunuz şurada o ne demek yazılışı oradan başla demek yani harfi o şekilde çiz sağdan başla git böyle gel İki tane nokta koy üstüne ta böyle yapılır diyor. Noktaları takip edersek nokta 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 geliyor geliyor yukarı doğru çıkıyor böyle gidiyor. Daha sonra bir tane de ta yapılıyor. Şöyle bir şey var. Noktaları birleştirirsek bir tane dal bir tane de ta çıkacak ortaya. Dal çıkıyor. Bir tane de ta ortaya çıkıyor. Değil mi? Aynısı defalarca yazılmış. Neden? Şimdi bir e, dil öğrenirken, yazım kuralları öğrenirken Ne yapılır? O sürekli tekrarlatılır. Yani birinci sınıfta da öyledir. Türkçe'de de o şekilde. Arapça'da da aynı şekildedir. Yuvarlaklık bu şekilde. Ama dikkat ederseniz e, Dal ile ta harfi bakın Dal ile ta harfi arasında var, boşluk var. Bir alttaki yazılışa bakarsak ta harfi sağdaki yeri bitişik yazılmıştır. Bunu ne tarafa alayım? Sol tarafa alayım. Şimdi iki numaradayız. Şurayı canlandıracağız. Yani sağdan çizgi gelip direkt yukarı çıkıyor. Bu şekilde ta oluşmakta. Değil mi? Yani şöyle değil çizgi geliyor burada bitiyor sonra ta alakasız bir şekilde geliyor değil. Mürekkep akıyor bakın sağdan geliyor geliyor geliyor. Mürekkep durmadan yukarı çıkıyor ve direkt ta harfi bu şekilde yazılıyor. Yazılış biçimi de budur. Şuradaki oklar ne diyor? Ok diyor ki sağdan beri gel 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 geldim. Sonra yukarı doğru ok var. Yukarı doğru çık çıktım. Sonra ok diyor ki oradan da aşağı doğru inmeye başla. İndim, hafiften de sağa dön diyor. Döndüm. Ta harfi bu şekilde yazılır demektir. Bitişik yazılış bu yani. Daha sonra yine bitişik yazılış var. Gala'atun diye okuyabilirsin. Gala'atun. Bu sadece ta herhangi bir kelime değil. Gala'atun yine ta aynı şekilde yazılmıştır. Yani nasıl yazılmış? Baştan bir yazalım biz. Bu şekilde yazılmıştır ta yazmak için önce yukarı çıkılmış sonra sola aşağı doğru inip tamlanmıştır. Peşine izzetün izzet kelimesine baktığımızda keskin z ile ta'nın birbirinden bağımsız yani bitişik değil ayrık yazıldıklarını görmekteyiz. Levha kelimesine baktığımızda ta'nın sağındaki harfe h ha harfine bitişik yazıldığını görmekteyiz. ha tun. Yani bitişik yazılış, ayrı yazılış buna dair bir çalışma. Tabi noktalı yerleri sizler kalemlerle üzerinden geçmeniz beklenmekte ki o yazılış, yazış metodu otursun. 5. Uktub yaz. Ney? Et ta'e el merbudate tay merbuta yaz. Nerede ki? Fi <laughs> evahiril kelimati. Kelimelerin sonlarındaki tay merbuta yaz. El atiyeti. Aşağıda gelen kelimelerin sonunda yer alan. Ne gibi yaz? Kema fil misaleyn. İki örnekte olduğu gibi. Misaleyn iki örnek demek. Kema <laughs> gibi demek. İki örnekte de olduğu gibi. Siz de kelimelerin sonundaki ta'ları yazın. Orada nasıl yazılmış ise artık. Şimdi sağdakine bakıyorsun. Muallimetun. Ta bitişiktir. Muallimetun. Bitişik olduğu için. Bitişik olduğu için nasıl yazılmış? Şu şekilde yazılmış. Soldaki zekatun. Zekat kelimesine baktığımızda bitişik olmadığı için direkt yuvarlak yazılmış. Yazılışta az çok bir farklılık var yani. Şimdi sağdaki ile soldaki birebir aynı çizgilerden oluşmamakta. Bitişik yazılırsa sağdaki gibi, ayrı yazılırsa soldaki gibi yazılmaktadır. Muallimetun, zekatun. Bunları kendisi yazmış zaten. Aşağıdakileri de siz yazın diyor. Mesela kıtta. Kıtta kelimesine baktığımda kıtta kelimesine sağdakinden yazacaksın. Bitişir çünkü. Soldakine baktığımızda. Soldakinde de yine e, sıhhat kelimesi diyorum ben yani soldaki derken. Sıhhatun yazılı burada. Burada da yine aynı şekilde bizim sağdaki tağımız eklenir. Sıhhatun kelime yazışı bu olacaktır. Gıtta kelimesi ise nasıl yazılır? O da şöyle yazılacaktır. Gıtta tun. Gitta tun. Yani ikisine de bizim sağdaki tağımız eklenmiştir. Bir alttaki kelimelere bakalım. Yine aynı şekilde. tun Bizim sağdaki tağımız eklenecek. peşine. Cennetun. Yine sağdaki tağımız eklenecek. Levha kelimesine baktığımızda yine sağdaki tağımız eklenecek. Seyyara kelimesine baktığımızda soldaki tağımız eklenecek bu defa. Seyyaratun. Yani kelimenin sonuna seyyara, ra'nın hemen sol tarafına şu ta'dan eklemeniz gerekir. Nereye neyin ekleneceğine nasıl karar veriyorsun diye bir soru içinizde oluşabilir. Bu sorunun cevabı şudur. Bitişen harfler var, bitişmeyen harfler var. Yani bir takım harfler var ki onun sol tarafına bir kelime getirdin mi o onunla bitişemez. Mesela ra harfi. Ra harfi artı peşine mesela ta getir, istersen sin getir, istersen vav getir, ne getirirsen getir, önemli değil. Ra harfi hiçbir harf ile sol taraftan bitişmez. Sol taraftan bitişmez ne demek? Yani bir tane ra yazıp, ranın mürekkebini bırakmadan gidip bir tane de ta yazayım dersen, yani şu sağdaki yere ra diyelim, soldaki de ta diyelim dersen, soldaki ta tamam da, Sağdaki ra değil. Böyle bir ra yok ki. Ra'nın kesinlikle alt noktası yani şurası tüm harflerden kesik yazılır. Sol tarafına bir şey bitiştiremezsin yani. Mürekkep bitecek burada. Ondan sonra artık yarım santim sonra, iki milim sonra, bir santim sonra yeni bir harf yazılmaya başlanır. Mesela ta sonra yazılır. Ama ra harfi sağdan bitişebilir. Yani şu taraftan bitişebilir. Bu tarafı bitişebilir. Bu raya has mı? Yok sadece bitişmeyen bir harfi söylemek istedim. Sol taraftan bitişmeyen bir harf işte budur. Demek için yaptım bunu. Hangileri bitişir hangileri bitişmez? Öyle bir konu geçmiştir veya geçmediyse de gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü önemli bir konu. Şu an için konumuz değil ama. Levha kelimesinden sonra gelen ta sağdaki ta olacaktır. Seyyara ise soldaki ta olacaktır. Kasiyetun soldaki tayı buraya ekleyeceksin. Nafize'ye gelince nafizetun soldaki yine. Yani nafize için solda, kasiye için sağdaki eklenir. Levha levha dedik, panel dedik. Onun için seyyar otomobil demek. Kasiyetun katı manasına gelmekte. Katı olmak yani sert acımasızlık. Nafize ise pencere demektir. 75'e geldik. El vahdetu 2. 6 numara. İsteme dinle iler kelimati kelimeleri ve a'id ve tekrarla ha o kelimeleri. Sümme sonra uktup yaz ha o kelimeleri. Sen yazmaya başla. Nere, neye göre? Hasebel mesbu'i. İşitişine göre nasıl işittiysen öyle yaz fil cedvelil ati cedvel tablo demek. Şurası cedvel yani. El ati aşağıda gelen, aşağıda yer alan cedvele. Kemal fil misali örnekte olduğu gibi. Cennetun kişi cennetun kelimesini duyar ve bunu yazar. Nasıl yazar? İşte tabi bitişik yazmış. Cennetun, cennet bahçe demektir. Yani cehennemin zıttı olan o cennet kelime manası itibariyle bahçe manası bu. Uniyetun. Uniye şarkı demektir. Uniyetun. bunu eşitti. Nasıl yazacaksın? Ya olduğu gibi cennet olduğu gibi yazılmış. Uniyetun da olduğu gibi yazılır. Ümmetun. Ümmet. Ümmet Türkçede kullandığımız bir kelime. İnsanlar manasına gelmekte. Topluluk. Nasıl görüyorsan o şekilde yazarsın. Ümmetun. Sihatun. Sağlık. Yine gördüğün üzere yazacaksın. Kahvetun kahveyi de olduğu gibi yaz. Nihayetun son demek onu da yaz. Fırşatun fırça demektir. Onu da aynı şekilde duyduğun şekil üzere yani yazacaksın. Zekatun zekat demektir. Bir ibadet çeşidi. onu da olduğu gibi yazacaksın. Sağda yazanları sol tarafı olduğu gibi yazacaksam bu sayfada anlatılmak istenen ne? Şu. Hani bakma sadece dinle mesela. De ki sana birisi dese ki nihayetun bunu yaz dese Oradaki tay bitişik mi yazarsın ayrı mı yazarsın? Fırşatun dese. Zekatun dese. O tağlar bitişik mi ayrı mı? Bunu anlayabilmeniz beklenmekte. Şimdi çıkıp e, zekatun yazmaya kalk mesela. Z, K peşine gelen ta nasıl olmalı ya? Yani? Şu eliften sonra ta böyle mi gelmeli? Şöyle mi gelmeli? İstenen şey bu. Zekatun. Şöyle olur mu? Olmamış işte. Nasıl olmuş? Ayrı yazılmış. Bu şekilde yazılmış. Pardon. Şöyle diyeyim. sağdan sola doğru. Zekatun. Bu şekilde yazılıyor. Fethatun genç kız. Bekaratun bir inek demek. İnek türü. 7 numaralı başlıktayız. Unzur bak ile surati resme ve teemmel ve düşün. Sümme sunra nakış münakaşa et. Yani incele. Anha o resmi. Ma'zumela iki arkadaşlarınla birlikte. Medraseten yazılı burada. Bak temi konusu başladı demek ki. Medrese okul demektir. Medra s. Sine hareke vermemişler. Ama siz bilin ki bu sinde fetalıdır. Me, yani üstündür. Medra Çocuğun elinde iki tane üstün var. Temin var yani. Medraseten yazılı burada. Niye o iki e, üstünü tutmuş? Çünkü konu bu. Ona dikkat çekmek. Görsel hafızaya hitap etmek istiyorlar. Yani çok zekice hazırlanmış bir pdf bir kitap diyebiliriz. İstemi <laughs> dinle ile hurufi harfleri bir tenvini tenvinle bir tenvin ile birlikte dinle. Şuradaki baya birlikte manası verdim. Bir tenvini. Tenvinle birlikte harfleri bir işit bakalım nasıl duyacaksın. Burada tenvinden kasıt şuradaki çizgilere bakarsak alttaki düz çizgi. Yani düz çizgi derken bu hoca ne kastetti? Şu. Şöyle gidiyor ya bir çizgi. O. Herhangi bir harfi temsil etmekte. Üzerine şimdi mavi olarak yazacağım şey ise fetalar yani üstünler. Temin yani bir de şurada var şu sılaçin eğik çizginin sol tarafında da var ya oradaki olay ne orada da herhangi bir harf artı elif. bu şekilde iki üstün değerlendirilmiş örnek veriyor yani temin ve aynı ve tekrarla ha o kelimeleri o harfleri Huruf demiştim o harfleri tekrarla en ben ten sen yani e, bu temin iki fetha, iki üstünlü olan temin nasıl e, seslendirilmektedir? En diye seslendirilir. En. Eğer ba harfi ise bunun başına ne yazarsın? Bir tane ba yazarsın. Bu durumda ne olur? Ben olur. Şurası gibi bak. Ben. Sonuç olarak iki üstün ne manaya gelir? En manasına gelir. Bunu cimin üstüne yazarsan ben yine bir N yazarım. N yazdım. Bunu cimin üstünde olduğunu düşün. O zaman cim için c koyarsın sadece. C harfi ne olur? Cen olur. Peki dal harfi için düşün. Dal için olursa yine bu ne demek? N demekti. Başına bir tane d koyarsan ne olur? Den olur. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bu anlaşılması önemli yaz kurslarında, camilerde ve çeşitli yerlerde özellikle okullar kapatıldığında Elif Cüz'ü, Kur'an-ı Kerim dersleri verilmekte. Orada da bu konudur. Elif Cüz'ün de bir konu bu. E, tenvin'i işliyoruz. Tenvin ne dedik? İki üstün, iki ötre ve iki esteden ibarettir. Kitap evvela iki üstünü ele aldı. İki üstün, harfin üstündeki iki çizgi demektir. İşte şurada var mesela. Elif'in üstünde, burada Ba'nın üstünde, burada Sin'in üstüne koymuşlar, burada Mim'in üstüne koymuşlar vesaire. E nasıl okunur? Kelimeye, harfe nasıl bir ses katar? Mesela dal bu değil mi? Dal diye okuyoruz. Dalın üstüne iki tane koyarsan nasıl okuyacaksın? Den. Çünkü bu iki üstün ekleyeceği ses nedir? Endir. En diye katar. Peki bu harf yani şu harf diyelim nedir? Daldır. Yaz bakalım dalı. Dal. Küçük çocuklar ağacın dalı diyoruz. Hani bir dal olduğu iyice belli olsun diye. Dal. Şimdi harfe iki üstün ekleyeceksen sen dal kelimesinin sadece ilk harfini kullanacaksın. İlk harfini aşağıya aktarıp yanına en ekleyeceksin. İlk harfi aşağı aktarırsan ne gelir? D gelir üstüne iki çizgi koydum. En ekleyeceksin bak. iki üstün en demekti. O zaman ne olur? Den demektir. Ha, demek ki burada ne yazıyor? Den oldu. Dal den oldu yani. Neye göre oldu? İki üstün eklendiği için sadece ilk harfini aldık. İki üstün den de demekti. Onu da ekledik. Den oldu. Bu dala has bir şey değil. Daldan örnek verdim. Mesela nundan yapalım bunu. Bu hangi harftir? Nun. Yaz bakalım nun. nun. Ben bunun üstüne iki tane e, üstün koyacağım. Yani temin koyacağım. Koy. Artık buna nun diyemezsin. Artık bunun adı değişti. Yeni adı, yeni seslendirilişi nedir? Yeni seslendirilişi doğru bir şekilde elde edebilmek için ne yaparsın? İlk harfi aşağı aktar. Aktardım neye geldi. İki üstün koymuştun. İki üstün nasıl bir ses katardı? Bak burada vardı. N'di. N'i de eklersen ne oldu? nen oldu. Doğrudur. Nen diye okunur bu. Şimdi hepsi için bu geçerli. En, ben, ten, fen, fen tek s'dir. Yani fen yani üst diş, alt diş ikisinin arasına dil uzatarak seslendirilir. Cen, hen buna hen demiyoruz yani. Aslında h ha harfi kalın bir harf değildir. İnce bir harftir. Ama diğer ince harfler gibi değildir. Yarı kalın harf de denmektedir kendisine. Bu yüzden biraz en değil de an gibi çıkar. Hen. Peşine gelen harf ise hen olmaz. Han olur. A ile. Neden? Şunu diyebiliriz. Kalın harfler an diye seslendirilir. İki üstün kan harfleri an, ince harfleri en diye seslendirir Kan harf nedir, ince harf nedir? Henüz bu gelmedi. Bu yüzden şu anlık kafa gerek yok. Xen, den, then, run. aile ile run. Zen, sen, şen, san, vat. Yani vat idi, vat idi. iki üstün geldi ne oldu? Van oldu. Ban, van, An gan, fen. Kan, ken, len, men men hen ven yen seslendiriliş bu şekilde bir tane daha örnek yapalım mesela vav'dan yapalım bu nedir direkt yazarsan vav wow harfidir evet vav wow diye yazabilirsin Türkçe yazılışı okunuşun o telaffuzun Türkçesi budur van Pardon van yazdım. Wow diyecektim. Yanlış yazdım. Wow. Wow. Peki kendisine iki tane üstüne eklersek yeni yazılışı nasıl olur? Neydi kuralımız? İki üstüne eklersen kelimenin ilk harfini aşağı alırsın. Yani wow, wow'un wow harfini, wow'un wow harfini getirirsin. Bu neydi? N demekti. N'i de eklersin. O zaman ne oldu? Ven oldu. Diğerleri de bu şekilde yani. Mesela şu harf hangi harftir? Sin. Yaz bakalım. Sin. İki üstün koyarsam ona. Temin koyarsam. Sen olacaktır. Çünkü ilk harfi kullanacağım. Sonra en ekleyeceğim iki üstünden dolayı. Ne oldu? Sen oldu. Sen yani o değil. Dikkat etmesi gereken kişi sensin. Devam edelim. 9'da geldik istemi dinle ilel kelimati kelimeleri ve lahiz dikkat kesil kitabet tenvini Tenvinin yazılışına kitabet yazılış demek Tenvinin yazılışına diyor ki bak ta bu şekilde bir de bu şekilde ta var Yani ta merbuta üzerindeki yazılışlar buna dikkat kesileceğiz parantez arasında o yüzden bunu aldı Ve peşine söylüyor zaten alet ta il merbudati ala üzerinde demek Ale tail il ta i el merbuda ti. Ta il merbuda ti. Ta merbuta üzerinde tenvinin yazılışına dikkat kesil. Medrese ten, nafize ten, Nasıl yazılıyor? Gayet normal yani. iki çizgi olarak yazılıyor. Burada dikkat kesilmesi gereken bir şey var mı? İki çizgi açık açık yazılıyor. Her hafta yazıldığı gibi yazılıyor yazılış farklılığı söz konusu değildir. Medrese okul, nafize pencere, kubbe'e şapka, seyyaraten otomobil, mil'akaten kaşık, daireten uçak, semma'eten semma'e kulaklık, semya'da semma'a, ismalettir. Bilenler için yani. Tühmeten Tühme üc ücret manasına geliyor. Türkiyeten, Türk kaleten, kaleten kale manasına geldi. Sıra ona geldi. Onu da işleyip ara vereceğiz. İkra el kelimati kelimeleri oku. Bir tembin, tembinle birlikte oku. Bak tembin şudur diyor. Herhangi bir harfin üstündeki çizgi veya elifle birlikte de olabilir. Sümme sonra uktub yaz. Ha onu o tenvini yaz. Fil cedveli cedvelde el ati aşağıda gelen kema fil misaleyni örnekte olduğu gibi. Uktub yaz. Ha onu yani o kelimeyi yaz. Kelimeyi tenvinle birlikte yaz demek istiyor değil mi? İkra el kelimati kelimeleri oku. El kelimati diyorum. İkra emri hazırdır. Ente gizli zamir faildir. El kelimat mefur. cemi olduğu için esle ona nasb alameti. Giderek kelimati diyorum. Bir tenvini. Tenvinle birlikte oku. Tenvinle birlikte seslendir şu kelimeleri. ve sonra uktup yaz. Ha o kelimeleri tenvini bir şekilde yaz yani. Fil cedvelil ati. Aşağıdaki cedvele filmi misaleyni iki örnekte olduğu gibi diyor. İki örneğe bakarsan biraz daha anlayacaksın diyor. Bintun kız çocuğu demek. Kız demek. Bint. Laib oyuncu. ilmun ilim. Münah ve ehil kelimeleri. Münah kelimesi iklim demek. Ehil. Ehlun ehil demek. Aile demek. Binten. Ne oldu? İki tane üstüne yazıldı. Binten oldu. Laib'i de sen yaz demiş yani. Kastettiği şey o. Nasıl olacak? Sonuncu harfi sadece iki çizgi üstüne koyacaksın. Yani şöyle olacak. La'in ben. Ama direkt böyle yazılmaz. Nasıl yazılır? Şöyle yazılır. La'i ben. Yazılışı budur. La'i ben. Elifle birlikte yazılır yani. İlmen İlmen de bu şekilde yazılacaktır. Ortaya ne çıktı? Şu çıktı. Şimdi ilmen kelimesindeki mim mesela. Mim an itibariyle sonuncu harf olduğu için bu şekilde yazılmış. Ama ben iki fetha verirken yani iki üstün verirken elifle birlikte veriyorum. Dolayısıyla mim artık sonuncu harf olmaktan çıkıyor. Ortada yazılan bir harf durumuna düştüğü için mim bu şekilde yazdım. Yani şöyle aşağı doğru uzayan bir harf olmadı artık. Munahan nasıl yazılacak? Muna Han. O da böyle yazılacak. Elif ile birlikte. Muna Han. Ha harfi burada sonuncu harf olduğu için böyle yazılmış. Şimdi benim yazdığımda ise sonuncu harf değil. Ortanca harftir. Ortada yazılışı bu şekilde olduğu için böyle yazdım onu. Yani aşağı doğru kuru devam etmedi. Kesildi ortadan. Ehlun. Ehlen yaz. Ehlen ve sehlen. Kitapta geçiyordu zaten değil mi? Ehlen. Böyle yazılacaktır. Ehlen. Yani bir tane lam vardı. Peşine elif geldi. Lam artı elif birlikte yazılacaksa lam elif olur. Şöyle yazılır. Ehlen. Yazılış demek ki değişiyor. Fetha sona getireceksen yani iki, e, iki tane üstün getireceksen bunu Elif'le birlikte yapıyoruz. Elif'le birlikte yaptığın için bazı harflerin yazılışı değişecektir. İşte onu göstermiş olduk. Mümerrıvatun hemşire demektir. Rehletun gezi. Ravva'atun emzirici kadın. Yani süt anne. Süt anne diyelim. Kanatun kanal. Medrese Medresetun okul. Tabi bunları biz yine iki üstünle yazacağız. Mümerri vaten, vaten aynı şekilde yazılmıştır. Kendisi elifle birlikte yazılmadı. Neden? Çünkü kapalı tağdan sonra elif geldiği zaman kapalı tağın yazılışı değişmez. <laughs> rihletun, rihleten yazılışında bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Nasıl yazılacak yani? Mesela mümerri vatenin t'sini sadece yazayım. Yer hep şey aynen yazılıyor. Sadece T ne yapacak? İki üstüne koyacak. Rihleten sondaki T'nin üstüne yine böyle iki çizgi koy. Ravva'eten yine aynı şekilde böyle olacak. Kanaten ona da şöyle iki çizgi koyacaksın. Medreseten ona da sağdaki gibi yapacaksın. Sonuç olarak sonda şu T'ler var. Hepsinin üstüne sadece iki çizgi koyacaksın. Değişen tek şey bu. Yukarıdaki gibi yazılışları değişmedi. Niye değişmedi? Yukarıdakiler değişmişti de bunlar değişmedi. Ya demek ki sonda burada hepsi T var. Yuvarlak T'ler var sonunda. Yuvarlak T'ler yani timer butayla bitmişler doğru mu? Evet. Timer butayla bitiyorsa sen buna T'nin verdin diye bunun yazılışı değişmez. Aynı şekilde yazılır bunlar. Ama yukarıda timer butayla bitmediler. Dolayısıyla sonlarına feta yani iki üstün getirirken elifle birlikte getirdiğimiz için yazılışları değişti. Bint kelimesinin yazılışı değişti mi? Değişmedi. Bunda da ta var. Yazılışı değişmedi. Konumuzu burada tamamlıyoruz. Bir sonraki ders inşallah 11 numaralı yerden başlayacağız. Sayfa 78'deyiz.